Öncelikle hepiniz hoş geldiniz çocuklar. Bugün sizlerle vermiş olduğum matematik ödevini kontrol edelim. Birinci soruyu okuyayım ben. Şimdi yukarıda çiçek var, çiçek sembolü var. Artı var, 17 var, eşittir 32 diyor. Şimdi bakalım sorumuzu okuyalım. Yukarıda verilen toplama işleminde verilmeyen toplanan aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi verilmeyen toplanan bu çiçek. Bunu bulmak için biz öncelikle ne yapıyorduk bu tür sorularla? Toplam sonuçtan verilen toplananı çıkarttığımda verilmeyen toplananı buluyorduk. Yani ne yapmış olmam gerekiyor? 32'den 17'yi çıkartırsam, 32'den 17'yi çıkartırsam verilmeyen toplananı bulmuş olurum. 2'den 7 çıkmaz. Yan komşuma giderim, kapısını tıklatırım. Buradan 1 10 kalır. Burası 12 oldu. 12'den 7'yi çıkartmam gerekiyor. 12'yi aklımda tuttum. 7'yi çıkartıyorum. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 5'i yazdım. Şimdi buradan komşumdan 1 10'luk almıştım. Burası kaç oldu? 2 oldu çocuklar. 2'den 1 çıktı, 1 kaldı. 15. Sonucu 15'miş. Baktım buradaki çiçeğe, yani verilmeyen toplanana 15 yazabilirim. 15'i yazdım. Aşağıda da işaretledim. Şimdi şöyle de bir kontrol edelim öncelikle. Şimdi ben buraya 15 yazdım ama 15 artı 17 eşittir 32 gibi bir kontrol edelim. 5 ile 7'yi topladım. 12 etti. 12'nin ikisini yazdım. Elde var 1. 1'e 1 ekledim, 2 oldu. 1 daha 3, 32. Evet, o zaman sonucumuz doğruymuş. Burada bulduğum çiçek de 15'miş çocuklar. İkinci sorumuza bakalım. 34 ile öyle bir sayıyı topla ki diyor 62 olsun diyor. Yandaki toplama işleminde verilmeyen toplanan kaçtı diyor. Ne yapıyorduk biz böyle verilmeyen toplananımız olduğunda? Toplam sonuçtan, toplam neydi burasıydı? Toplam sonuçtan 62'den verilen toplananı, yani 34'ü çıkartmam gerekiyor. 34'ü çıkartmam gerekiyor. Eşittir dedim. 2'den 4 çıkmaz. Yan komşuya yine gittim. Kapısını çaldım. Burasını 12 yaptım. Yani 1 onluk aldım. 12 oldu burası. 12'den 4'ü çıkartacağım. Geri sayıyorum. 11, 10, 9, 8. 8'i birler basamağının altına yazdım. Daha sonra buradan 1 onluk almıştım. 6 kaç oldu? 5 oldu çocuklar. 5'ten 3 çıktı. 2 kaldı. 28'miş cevabımız. Geliyorum. Bu kutucuğun içine de 28'i yazıyorum. Şimdi 3. sorumuzu okuyalım. 32'yi hangi sayıyla toplarsak 81 eder diyor. Şöyle yapalım. 32'yi yazalım çocuklar. 32'yi. Pardon, 52 yazıyormuş. 32 diyorum ben de. 32 değil, 52 yazıyoruz. 52'yi bir kutucuk koyalım. Hangi sayıyla toplarsa kaç eder diyordu? 81. 81 yazacağım. Şöyle artı işareti koyayım. 81 eder diyordu. Bu tür sorularda ne yapıyorduk? Bir tane verilen toplananımız var. O 52. 52 ile neyi toplarsam 81 eder. Şöyle yapıyorduk. Toplam sonuçtan, yani 81'den, şöyle şuradan yapayım onu da, 81'den 52'yi çıkartırsam
o kutucuğun içini bulabiliyordum. Yani verilmeyen toplananı bulabiliyordum çocuklar. Birden iki çıkmaz. Komşuma gittim, bir onluk aldım, burası 11 oldu. 11'den 2 çıkacak. 11'i aklımda tuttum, 2 tane eksilteceğim. 10, 9. 9'u yazdım. Buradan da bir onluk almıştım. Burası kaç oldu çocuklar? 7 oldu. Burası 7 oldu. 7'den 5 çıktı, 2 kaldı. O zaman burada verilmeyen toplananım benim 29'muş çocuklar. 29'u yazdım. Bu aşağıda da bana zaten verilmeyen toplananı soruyordu, işareti. Geldim 4. sorumuza. 19 artı bilmediğim bir sayı. 19 ile neyi toplarsam 41 eder. Yukarıda verilen toplama işleminde verilmeyen toplanan kaçtır? Yani bana burası kaçtır diye soruyor. Nasıl yapıyorduk bu sorularda? Toplamdan yani 41'den verilen toplananı çıkartıyorduk. Ki verilmeyen toplananı bulalım. Yine şöyle yazayım. Çıkartıyorum. 1'den 9 çıkmaz. Komşuma giderim. 1 onluk alırım. Burası 11 oldu. 11'den 9'u çıkartacağım. 11'den şöyle göstereyim daha iyi olsun. 11'den 9'u çıkartacağım. 11 aklımda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 2 kaldı. 2'yi yazdım. Burada da komşumdan bir onluk almıştım. 4 ne oldu? 3 oldu çocuklar. 3'ten 1 çıktı, 2 kaldı. 2 ya. O zaman burada verilmeyen toplananımın yerine 22 yazabilirim. İşaretledim aşağıda. Geldim 5. soruya. Yukarıda verilen toplama işlemlerinde üçgen eksi kare işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi öncelikle burada ne yapmam gerekiyor? Benim buradaki 46 ile hangi sayıyı toplarsam 91 eder diyor. Verilmeyen bir toplananım var. Bu tür işlemlerde ne yapıyorduk? Toplam sonuçtan verilen toplananı çıkarıp buradakini bulabiliyorduk. Şöyle yukarıda çıkartalım. Kalemimi alayım. Şöyle yukarıda göstereyim sizlere. 91'den 46'yı çıkartacağız. Üçgeni bulmak için. 91'den 46'yı çıkartacağız. Birden 6 çıkmaz çocuklar. Komşuma gittim. 1 onluk aldım. Burası 11 oldu. 11'den 6'yı çıkartacağım. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 5 kaldı. 5'i yazdım. 9'dan 4 çıkacak. Buradan yan komşuya 1 onluk vermiştik değil mi? O zaman burası 8 oldu. 8'den 4'ü çıkartacağım. 8'den 4 çıktı. 4 kaldı çocuklar. O zaman benim buradaki üçgen yerine 45 yazmam gerekiyor. Tamam mı? Şimdi o zaman 45'i bulduysak buradaki şunu ben sileyim. 45 yazalım üçgenin yerine. Üçgenin yerine 45 yazacakmışız. 45'i yazalım. Şimdi alttaki işlemi de yapalım. Bunu da yazalım. Şimdi diyor ki bana altta 27 ile diyor hangi sayıyı toplarsan 53 eder diyor. Ne yapmam gerekiyor? 53'ten 27'yi çıkartıp buradaki kareyi bulacağım. Karenin sayı değerini bulacağım bu arada. Şimdi bakalım 53 yazdım. 53'ten 27'yi çıkartayım. 27'yi çıkartacağım. 3'ten 7 çıkmaz.
Komşuma gittim, bir 10'luk aldım. Burası 13 oldu. 13'ten 7 çıkacak çocuklar. 13'ü aklımda tuttum, geri geri sayıyorum. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Birler basamağının altına 6'yı aldım. Daha sonra buradan bir 10'luk almıştım. Bu 5 ne oldu? 4 oldu. 4'ten 2 çıktı, 2 kaldı. Tamam. Şimdi bu bulduğum 26'da, şurada size gösterdiğim 26'da karenin değeriymiş. Yazalım o zaman. Şurada göstermek için yapmıştım. Zaten siliyorum. Karenin değerine de 26 yazalım. Şimdi sorumuzda bize ne diyordu? Daha bitmedi. Yukarıda verilen toplama işleminde üçgenden kareyi çıkart diyor ve işlemin sonucu kaçtır diyor. Üçgenimizi kaç bulmuştuk? 45 bulmuştuk çocuklar. 45 şöyle yazayım görün diye. 45'ten karemiz kaçtı? 26. 26'yı çıkartıyoruz. Bakın aşağıda soru bitmedi daha. Soruda bize diyor ki üçgenden kareyi çıkart diyor. Sonucunu bul diyor. Sonra onu işaretle diyor aşağıdaki seçenekler. 5'ten 6 çıkmaz. Komşumdan bir 10'luk aldım. 15'ten 6 çıktı. 15'i aklımda tuttum. 6 tane çıkartacağım. 14, 13, 12, 11, 19. 9 yazdım. Buradan bir 10'luk almıştık. 4 ne oldu? 1 tane eksildi. 3 oldu. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. O zaman benim bu işlemi de yaptıktan sonraki sonucum kaçmış? 19'muş. Şurada görüyorsunuz. 19'u işaretliyoruz çocuklar. Şimdi bakalım 6. sorumuza. 25 artı 32 artı kare eşittir 90 diyor. Yukarıda verilen toplama işleminde verilmeyen toplanan aşağıdakilerden hangisidir? Önce ne yapalım? Kolaylık olsun diye şu ikisini toplayalım. Sonra 90'dan çıkartalım. Burada verilmeyen toplananı bulalım. 5 ile 2'yi topladım. 7 oldu. 5 ile 2'yi topladım, 7. 3 ile 2'yi topladım, 5 oldu. Şimdi bunların ikisi 57. 57 ile hangi sayıyı toplarsan 90 olur diyor. Şimdi ne yapıyorduk böyle sorularda? 90'dan bu ikisini de toplamıştım zaten. Sonucum neydi? Bu ikisini topladığımda 57 idi. 90'dan 57'yi çıkartalım, verilmeyen toplananı bulalım çocuklar hep beraber. Sıfırdan 7 çıkmaz. Yan komşudan 1 10'luk alır. Burası 10 olur. 10'dan 7 çıktı. 3 kaldı çocuklar. Burası yan komşuya 1 10'luk verdiğim için 8 oldu. 8'den 5 çıktı. 3 kaldı. O zaman burada verilmeyen toplananın yerine ben 33 yazıyorum. 33 yazıyorum. Şimdi bakalım diğer sorumuza. Diyor ki 44 ile diyor. 44 ile kareyi topladığında 59 eder. 44 ile kareyi topladığında 59 eder. O zaman benim bu kareyi bulmam için ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? 59'dan 44'ü çıkartıp karenin değerini bulmam gerekiyor. Şunu şuradan bir sileyim. Rahat rahat yapalım. Şimdi şöyle. 44 artı üçgen eşittir 59. Bana üçgeni bulmamı söylüyor. Şimdi şöyle yapıyoruz. 59'dan toplam sonuçtan ikisini topladığımda sonuç 59'muş. Bakın görüyorsunuz. Toplam sonuçtan 59'dan 44'ü çıkartıp üçgeni bulacağım. 59'dan 44'ü çıkaracağım. 9'dan 4 çıktı, 5 kaldı. 5'ten 4 çıktı, 1 kaldı. O zaman ben bu
üçgenimin yerine 15 yazıyorum. Daha sorun bitmedi. Diyor ki 59'la diyor kareyi topla. 59'la kareyi, bakın burada toplama işlemi var çocuklar. 59'la kareyi topla, 72 bul diyor. Ama diyor bu karenin ne olduğunu sen bul diyor. Şimdi bakalım, o zaman ne yapıyorduk? Toplam sonuçtan, yani 72'den buradaki 59'u çıkartırsak verilmeyen toplanını bulmuş olacağız çocuklar. İkiden 9 çıkmaz. Yan komşudan bir onluk alırız. Burası 12 oldu. 12'den 9'u çıkartacağım. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 3'ü yazdım. Daha sonra burası bir onluk almıştım yan taraf için. 6 oldu. 6 oldu. Bir tane eksilttim. 6'dan 5 çıktı. 1 kaldı. Şimdi çocuklar, baktığımda üçgeni 15 bulmuştum. Kareyi de şu an kaç buldum? 13 buldum. Kareyi de 13 buldum. Aşağıdaki seçeneklere bakalım ve işaretleyelim. Aşağıda 15 ve 13 olması gerekir. Üçgen 15, kare 13. O zaman C seçeneğini işaretliyorum çocuklar. Geldim 8. sorumuza. 8. sorumuzda ne diyor? 41 artı 23 işleminin tahmini sonucu kaçtır? Şimdi tahmini sonuçlarında ne yapıyorduk? 41 hangi onluklar arasında? 40 ile 50 arasında, değil mi çocuklar? 40 ile 50 arasında. Ne demiştim ben? Eğer birler basamağı 4'ten küçükse, yani 4, 3, 2, 1 ise küçük olana yuvarlıyordum. Yani 40'a yuvarladım bunu. 41'i 40'a yuvarladım. Aşağıda yazayım. Şöyle şu yukarıda şunu silelim. 41'i en yakın onluğuna yuvarladık tahmini sonucu bulmak için. Şimdi burada da 23 var. 23 hangi onluklar arasında? 20 ile 30 arasında çocuklar. 20 ile 30 arasında 23. Şimdi ne yapıyordum? Birler basamağı 4 ve 4'ten küçükse küçük olan onluğa yuvarlıyordum. Yani 20'ye yuvarladım. Şimdi bunları toplayalım. Tahmini sonucumuzu bulalım çocuklar. 0 ile 0'ı topladım. 0. 4 ile 2'yi topladım. 4 ile 2'yi topladım. 6 buldum. Neymiş sonucumuz? 60'mış. Bakalım 9. sorumuza. Yukarıda verilen toplama işlemlerinin gerçek sonucu ile tahmini sonucu arasındaki fark nedir? Öncelikle gerçek sonucumuza bakalım. 44 ile 29'u toplayalım. Biraz daha büyüteyim, siz de daha net görün. Şu yukarıdaki işlemi de silelim. Yukarıda yapmıştık zaten. Şimdi öncelikle gerçek sonucumuzu bulalım. Şöyle yazayım şu yan tarafa. 44 ile 29'u toplayalım. Dokuzla dördü topladım, 13 buldum. 13'ün 3'ünü yazıyorum. Elde var 1 çocuklar. Elde var 1. 4 ile 2'yi topladım. 4'ü aklımda tuttum. 5, 6 etti. 1 de eldemiz vardı, 7 etti. Gerçek sonucumuz 73'müş. Tahmini sonucu nasıl yapıyorduk çocuklar? Şimdi baktım 44 kaçla kaçın arasında? Hangi onluklar arasında? 40 ile 50 arasında. Birler basamağı 4 ve 4'ten küçükse bir önceki onluğa yuvarlıyordum. Yani 40 diyorum. Yuvarladığımda 40 oluyor. 44. 29.
Üyeler basamağı 5 ve 5'ten büyükse, yani 5, 6, 7, 8, 9 ise bir sonraki onluğuna 30'a yuvarlıyorum. Şimdi bunları toplayalım. Sonra da aralarındaki farkı bulacağız. Önce bunları toplayalım. Tahmini sonucumuzu da toplayalım. 0 ile 0'ı topladım. 0. 4 ile 3'ü topladım. 7. 70. Şimdi bana diyor ki gerçek sonucu 73 buldum. Tahmini sonucu da 70 buldum. Bunların arasındaki fark nedir diyor. Nasıl yapıyorduk? Gerçek sonuç 73 olduğu için baktım gerçek sonucum daha büyük. Büyük olanı üste yazdım. Sonra 70 daha küçük olduğu için 70'i yazdım. Fark dediği için çıkartacağım. Üçten sıfır çıktı, üç kaldı. Yediden yedi çıktı, sıfır kaldı. O zaman farkımız kaçmış çocuklar? Üçmüş. Üçü işaretliyoruz. Geldim onuncu soruma. Diyor ki, toplama aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinin tahmini sonucu ile gerçek sonucu eşittir? Şimdi bakıyorum, tahmini sonuçları ve gerçek sonuçları eşit olması gerekiyormuş. Önce toplayalım. 6 ile 4'ü topladım. Kaç oldu? 10 oldu çocuklar. Şöyle yanına yazalım. 6 ile 4'ü toplayınca 10 buldum. 10'un 0'ını yazıyorum. Elde var 1. Elde var 1'i unutmamak için 2'nin üstüne ekliyorum. 3 oldu. Sonra üzerine 6 daha ekliyorum. 9 oldu. Burası 90'mış. Gerçek sonucu 90'mış bunun. Şimdi aşağıdakinin gerçek sonucunu bulalım. 9'un üstüne 2 ekledim. 11 oldu çocuklar. 11'in birini birler basamağına yazıyorum. Elde var 1'im. Elde var 1. Şöyle yuvarlak içine alalım. Unutmayalım diye. 3 ile 1'i topladım. 4 oldu. Üzerine 4 daha ekledim. 8 oldu çocuklar. Buradaki sonucum da 81'miş. Şimdi 58 ile 14'ü toplamamı istiyor. Önce birler basamağını topluyorduk zaten. Toplayalım. 8 ile 4'ü topladım. 12 oldu. 12'nin ikisini yazıyorum. Elde var 1. Unutmamak için şöyle yazayım. 5 ile 1'i topladım. 4. Bir daha ekledim. 5 ile 1'i topladım. 6. Bir daha ekledim. 7. 72'miş sonuç. Şimdi gerçek sonuçlarını buldum. Bir de diyor ki bana tahmini sonucunu bul diyor. İkisinin de sonuçlarının eşit olan seçeneği işaretliyor. Şimdi tahmini sonucu da şurada bulayım. 26'yı yuvarladığımda en yakın onluğa yuvarladığımda kaç oluyor çocuklar? 30 oluyor. 30 oluyor. 30. 64'ü en yakın onluğa yuvarladığımda kaç oluyor? 60 oluyor. Yuvarlayayım ve bunları topladığımda kaç buldum? 90 buldum. Şimdi sorumuzda ne diyordu? Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinin tahmini sonucu ile gerçek sonucu? Bakın burada gerçek sonuçlarını buldum. Şimdi sırayla tahmini sonuçlarını buluyordum. Baktım ikisi de aynı değil mi? Gerçek sonucuyla tahmini sonucu aynı olan hangisi var? Yani birbirine eşit 90 ile 90. İkisi de aynı olduğu için birbirine eşit. O yüzden A seçeneğini işaretliyorum çocuklar. Bakalım şimdi 11. sorumuza. 58 artı 33 diyor. Yukarıda verilen toplama işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım. Önce bir şu toplama işlemimizi bir yapalım biz. Ondan sonra geri kalanına bakarız. 58 ile 33'ü toplamamı istiyor. Birler basamağına baktım. 8 ve 3 var. 8'i aklımda tuttum. Üzerine 3 tane ekleyeceğim. 9, 10, 11. 11'in birini yazdım. Elde var 1. Elde var 1'i de şöyle yazayım ki unutmayayım. Bir yuvarlak içine alayım. 5 ile 1'i topladım. 6. Üzerine 3 daha ekledim. 7, 8, 9. 90. Şimdi ne diyor? Aşağıda verilen toplama işlemleri ile ilgili
ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım toplama işleminin tahmini sonucu 80'dir diyor. Tahmini de bulalım. 58'i en yakın onluğa yuvarladığında kaç eder? 60 eder çocuklar. 60'ı şöyle yazayım. 33'ü en yakın onluğa yuvarladığımda kaç eder? 30 eder. Bunların ikisini topladığımda da tahmini buluyorum şu anda. Bu işlemin tahmini sonucunu buluyorum. 0 ile 0 topladım. 0, 9 ile, pardon 6 ile 3 topladım. 9 buldum. Burası da 90. Toplama işleminin tahmini sonucu 80'dir diyor. Yanlış. 90 buldum. Toplama işleminin sonucu 81'dir diyor. Toplama işleminin sonucu 91 çocuklar. O yüzden bu da yanlış. Toplama işleminin sonucu ile tahmini sonuç arasındaki fark 1'dir diyor. Bakalım gerçek sonucumuz 91'di. 91'den tahmini sonucumuz yani 90'ı çıkartıp farkını bulabiliyorduk. 91'den 90'ı çıkartalım. Ve farkı bulalım. 1'den 0 çıktı, 1 kaldı. 9'dan 9 çıktı, 0 kaldı. O zaman arasındaki fark neymiş? 1'miş. C seçeneğimiz doğru cevap. Bakalım buradaki sorumuza. Diyor ki yukarıdaki işlemin gerçek sonucu, tahmini sonucu ve bunlar arasındaki fark aşağıdaki seçeneklerde verilmiştir diyor. Bakalım şimdi gerçek sonucunu bulalım öncelikle. 6 ile 8'i toplayalım. 6'yı aklımda tuttum üzerine 8 tane daha ekliyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14'ün 4'ünü yazdım. Kalemimi alayım. 14'ün 4'ünü yazdım. Elde var 1. Elde var 1. 3 ile 2'yi topladım. 5 buldum. Eldem de vardı. 6 buldum. 64'müş. Gerçek sonucum 64'müş. Bakıyorum şıklara. A seçeneğinde var ve B seçeneğinde var. Şimdi bir de tahmini sonucumuzu bulalım. Tahmini sonucumuzu nasıl yapıyorduk? En yakın onluğa yuvarlayalım. 36'yı en yakın onluğa yuvarladığımda 40 olur. 28'i en yakın onluğa yuvarladığımda 30 olur. Şimdi bunların ikisini toplayalım. Tahmini sonucumuz. Sıfırla sıfırı topladım. 0. 4 ile 3'ü topladım. 7 buldum. 70'miş. Tahminim de 70'miş. Bakıyorum sadece gerçek sonucum 64 olması gerekiyordu. Tahmini sonucum 70 olması gerekiyordu. A seçeneğinde var. Bir de farkı da bulalım. Gerçekten fark da 6 mı? Nasıl yapıyordum? Tahmini sonucuma baktım 70. Gerçek sonucuma baktım 64. Nasıl yapıyordum? 70'ten yani büyük sayıdan 64'ü çıkartacağım ve farkını bulacağım. Arasındaki farkı bulacağım çocuklar. Sıfırdan 4 çıkmaz. Yan komşudan 1 onluk alırız. 10'dan 4 çıktı, 6 kaldı. Şimdi yan komşudan buradan 1 onluk aldığım için burası ne oldu? Yan komşuya bir onluk verdiğim için burası 6 oldu çocuklar. 6'dan 6 çıktı, 0 kaldı. Gerçekten farkım da 6'ymış. O zaman doğru olan seçenek A seçeneği. Çocuklar bugünkü dersimiz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kontrol etmeyi unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. İyi akşamlar diliyorum.